Arkadaşlar selamlar. Aralık sonu yani yılbaşı sistemi için büyük değişimler var. O da şu, endeksler çok fazla negatifte kaldığından dolayı ve basınç dizilimleri bize uygun olmadığından dolayı şu an gördüğünüz gibi Atlantik'te bir yüksek basınç var. Çok fazla batıda kaldı. Bu sebepten dolayı sistem Avrupa'ya doğru inmekte. Zaten haritada da görüyorsunuz alçak basınç alanını. Evet, o az önceki pattern işimize yaramıyor. Avrupa'nın da çok fazla işine yaramıyor. Evet, Avrupa'nın yükseklerinde çok güzel kar yağışları olacak, özellikle Alpler'de. Ama asıl pattern, asıl basınç dizilimi Türkiye'ye yarayan ve biraz daha İtalya, Balkanlara yarayan basınç dizilimi bu. İskandinav yükseği. Özellikle de bu İskandinav yükseği Sibirya yükseğiyle birleşip üstümüze yatarsa veya Azor'la birleşip üstümüze yatarsa blokaj oluşuyor, blocking oluşuyor ve bu blokaj sonucunda soğuk ve kar yağışları çok daha uzun süreli kalıyor. Bu bir örnek görseldi size göstermek için. Evet, şu an gördüğünüz 6 Ocak 2021'e ait bir harita. Bu polar vortex'in bölünüp polar vortex'in bölünüp bir parçasının İskandinavya üzerinde, diğer parçasının Kuzey Amerika üzerine doğru geldiği görülüyor. Bu polar vortex zayıflıyor ve buralara geliyor bölünerek. Y ile belirttiğim alanlar yüksek basınç, A ile belirttiğim alanlar alçak basınç. Y ile belirttiğim alanlardan biri, yani Atlantik Okyanusu'ndaki alan, eğer ki bizim üstümüze doğru hareket edip, tekrar diyorum, İskandinav bölgesinde bir yüksek basınç oluşturursa sonuç bu oluyor. Bu şekilde oluşturduğu zaman sonuç bu oluyor. Kuzeydoğu'dan, daha doğrusu doğudan soğuklar akmaya başlıyor. Nereye doğru? Doğu Avrupa'ya ve Türkiye üzerine doğru. Tabii bu çok fazla yattığı zaman bu sefer soğuklar 2012'de olduğu gibi İtalya taraflarına gidebiliyor. O yüzden bu basınç dizilimini mutlaka yakalamamız lazım. Ne zaman? Ocak ilk haftasından itibaren. Yani Ocak ilk haftasından sonra mutlaka bu basınç dizilimini görmemiz lazım. Evet, bu da bize soğuk havaların gelebileceğini gösteren zonal rüzgar haritası. Gördüğünüz gibi burada çizmiştim zaten. Oklar doğuya doğru yöneliyor. Yani zonal rüzgarlar doğudan batıya doğru eseceğini gösteriyor. Evet, zonal rüzgarlar doğulu olduğu zaman ve basınç dizilimlerinde uygun olduğu zaman olan sonuç bu. ECF'nin bu ocağın ilk haftası, yani ilk haftası ve ikinci haftası için beklediği 2 metre sıcaklık anomalisi. Gördüğünüz gibi Sibirya'dan sistem Avrupa'ya doğru akmış. Yani beklenen bu. Türkiye'nin siz sıcak tarafta olduğuna bakmayın. Çünkü bu sürekli zaten güncellenen, değişen bir şey. Önemli olan soğukların doğudan ve kuzeyden gelmesi. Şu an bu ihtimal var. Bekleniyor. Ve bunun da haberini size ocağın 1'i 2'si gibi veya 31 Aralık günü umarım bu müjdeli haberi veririm. Ve tüm Türkiye'li kar severler olarak hepimiz özlediğimiz kar yağışlarına kavuşuruz. Kendinize dikkat edin. Ve hepinize bu fotoğraftaki gibi bol karlı bir kış diliyorum. Görüşmek üzere. Mutlu seneler.